bir bölümde transferlerini son dakikada yapmış takımların geç form tutması yani ekimin sonuna doğru form tutması da gayet anlaşılabilir bir durum. Hı hı. O yüzden Galatasaray'da zaten yapılanmada, planlamada e, form düzeyi olarak şu dönemde e, yüksek bir performans zaten beklenmiyordu. Ama Fenerbahçe maçının psikolojisi çok daha farklı olacak çünkü bu maça daha farklı anlamlar yüklenmeye başladı. Ali Koç, Fatih Terim polemiği ki e, bu maçı her iki cephe açısından da daha anlamlı hale getirdim ee, ve Galatasaray'ın baktığımızda evet çok ciddi problemleri var henüz hazır değil fiziksel olarak Kergasen'in bu problemi bence fiziksel yani kondisyon problemi var kondisyon e yeterlilik aynı zamanda hani e o seviyede her her oyuncu aynı seviyede değil e dolayısıyla hani e çünkü işte Afrika kupası Güney Amerika vesaire bunlardan dolayı futbolcular ee, aynı dönemde kamp çalışmalarına başlamadılar ve bir dengesizlik var yani Hı -hı. kondisyon dengesizliği var Galatasaray'ın. Diğer taraftan e, şimdi Falcao fiziksel olarak hazır mı? Değil. Oynamadan geldi. E, Andone'ye bakıyorsunuz. Andone Malatya maçında pekala etkili bir oyuncu. Hani fiziksel olarak Falcao'nun önünde bir oyuncu Andone. Hı -hı. Ama Falcao var elinizde. Tabii ki derbiye Falcao ile başlarsınız. Lemina Seri özellikle Seri'nin henüz beklentilere yanıt veremediğini görüyoruz. Son maçta gol attı ama Galatasaray orta sahasında en zonzi dışında şu an bir Fernando, bir Ndiaye performansı iyi. Tabii ki iyi dönemlerindeki performanslarından bahsediyoruz, henüz izleyemedik. Ama esas problem Galatasaray'ın e, savunmada Luyendama ve Marcao'nun geçen sezondan çok uzak olmaları, gereksiz risk almaları ve yaptıkları bireysel hatalar. Ve Galatasaray'ın en büyük problemi, bana göre en büyük sağ iç problemi savunma arkasına atılan toplar. Bunu Brugge maçında da gördük, Malatya maçında da nispeten gördük. Malatya maçında bana göre rotasyon doğruydu. Şundan dolayı doğruydu. Rotasyonla beraber kimler oynadı? Şener oynadı, sırıttı mı? Sırıtmadı. Hı hı. Ömer oynadı, kötü mü oynadı? Oynamadı. Adem oynadı. Adem bence sahanın iyilerinden bir tanesiydi. Yapılan yorumlara bakıyorum. Ben statlıydım, maçı da izledim. Gayet Adem'in performansı da gayet iyiydi. Andone'yi de etkili gördüm. Tabii ki Andone'nin takımla beraber ilk maçı e, belki hani kendini bıraksa penaltı pozisyonda orada yadırganabilir, eleştirilebilir. Ama Galatasaray'da rotasyonla oynayan 4 oyuncunun performansı da çok iyi. 89'daki gol olmasa o rotasyon övülecekti. Bu bir. iki az önce söyledim savunma konusu Galatasaray'sından bence kısa vadede çözülebilecek bir sorun değil. Ee, ve Fenerbahçe maçında özellikle Vedat Muriç karşısında Galatasaray savunması pek de güven vermiyor. Eğer hani Fatih Hoca'nın buraya e, ki Fatih Hoca diyorum ama son Malatya maçında değişiklikleri kim yaptı tartışması da oldu. Ben açıkçası Levan Şahin'in e, tek başına inisiyatif alıp değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Ee, ve e, Vedat Muriç şimdi Galatasarayın temel problemi özellikle Bruges maçında dikkat çeken. <laughs> E, ve Malatya maçında da nispeten yine kendini gösteren savunma arkasına atılan toplar konusunda Fenerbahçe'nin e, e, oyun anlayışına bakmak lazım. Şimdi Bedat Moruç savunma arkasına koşulan bir oyuncu. Mu? Hayır. Bedat Moruç daha çok arkadaşlarının alan açan bir oyuncu. E, topu da tutabilen bir oyuncu. Ben burada Rodriguez'i arayabilir Fenerbahçe. Moss olursa Moss'ta problem yok ama savunma arkasına koşular konusunda Fenerbahçe özel çalışacak diye düşünüyorum. Aslanın havası kaçtı. Galatasaray Kasımpaşa Denizli ve Malatya maçlarını hava topu kazanma yüzdesiyle geride kaldı Galatasaray. İkili mücadele ve koşu mesafelerinde de sorun büyükmüş. E, neredesin Duyindama diye soruyor ikinci maddesinde. Hava hakimiyeti yok. Son dakikada avlandı. Dediğimiz gibi koşu mesafelerinde de sıkıntılar var. Sen de bu rakamlara hakimsindir. Yakından takip ediyorsun Galatasaray'ı. Nasıl okuyorsun şu tabloyu? Tabloyu yani şöyle okuyoruz bir kere. Yani çeken düşüşler bunlar. Düşüşler özellikle savunmada Loindama Marka ikilisi ki Marka onda çok e, bireysel hataları, top kayıpları vardı. E, Galatasaray'ın şu an benim gördüğüm en ciddi problemi savunma arkasına e, atılan toplar. ve Marka maalesef ağır kalıyor. Galatasaray'ın e, kısa vadede hani bu problemleri çözebilecek bir alternatifi de bulunmuyor. Dolayısıyla e, Luyendama ve Marko formsiz bir dönem geçiriyorlar. Orta sahada e, Lemina ve Serin'in e, fiziksel olarak hazır olmaması, e, Falcao'nun yine oynamadan Galatasaray'a gelmesi, bütün bunlar soru işareti ki Nagatomo da bana göre e, yine performans olarak sorgulanabilecek bir e, performans çiziyor. Yani Galatasaray hazır olmadığı bir dönemde e, bu puan kayıplarının yaşaması normal. Fenerbahçe maçı maçını da kazanmayabilir bu arada. Yani kazanacaktır. Hı hı. ...iddiasında bulunamazsınız. Çünkü sonuçta karşınıza daha formda... ...daha iştahlı bir takım var. Ee, ben sadece hani Galatasaray açısından... ...olayın psikolojik... E, e, ...faktörler... ...belki ön plana çıkabilir. Yani bu maça daha farklı anlamlar yüklendi. Belki bu durum... ...Galatasaray evet. futbolcuları daha fazla motive edebilir. Bak bir istatistik de Belhanda ile alakalı... ...sevgili izleyenler. Hemen Taner'in haberinin üzerinde göreceğiz. Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü... Ee, özel bir haber var. Mehmet yapmış bu sefer. Bu haberi onsuz olmuyor. İstatistikler çünkü Belhanda'nın Galatasaray için önemini ortaya koyuyor. Bunu zaten birçok kez konuştuk. Son 3 sezona bakılmış Süperlik'te Belhanda'nın forma giydiği 37 maçın, e, bakalım 57 maçın daha doğrusu 40'ını kazanmışlar. Faslı 10 numara sahada olduğunda %70'lik galibiyet oranı yakalanmış. Gol ortalaması da çok yüksek. Yani bu tabloya da bir bakalım istersen çünkü kazanma oranı Belhanda'sız %37.5 seviyesine düşmüş. Gol ortalaması da 1.5'a gerilemiş. Yani bunu ne kadarı sen e, onsuz oluşa bağlarsın bu düşüşlerin? Belhanda e, çok önemli bir oyuncu ama e, aynı zamanda çok da tartışılan bir oyuncu. Yani bu istatistiğe bakacak olursanız rakam her şeyi ortaya koyuyor Belhanda'sız olmuyor diyebilirsiniz. Ama Belhanda'nın oynadığı maçlarda da hangi maçlar ve hangi maçlarda hangi işlere imza attığını da o zaman hani tartışır ve sorgularsınız. Yani Belhanda'nın kazandırdığı büyük maç var mı? Büyük maç e, performansı nasıl? Bu tür eleştirileri getirebilirsiniz. Belhanda belki e, günümüzde klasik bildiğimiz klasik on numara e, performansı ya da görüntüsünde olan bir oyuncu asla olmadı. Hı hı. Ama çok çalışkan bir e, kreatif bir oyuncu. Ee, özellikle kilit pasları, ara pasları e, ve fark yaratan oyun zekasıyla Galatasaray için önemli bir oyuncu. Ama büyük maç performansı evet. ile de tartışılan bir oyuncu. Şimdi e, bir üstteki haber Mehmet'in haberi beni oynatın hocam şeklinde. E, şöyle onun yokluğunda Feguli'yi oynatmayı planlıyormuş hocam. 10 e, gün önce ameliyat oldu çenesindeki iki kırık sebebiyle ve bir ay sahalardan uzak kalacağı konuşuluyordu. Çarşamba günü taburcu olmuş. Dört gün evinde dinlenmiş. Sıvıyla galiba beslenebilir değil mi? Son sakatlık evet. durumu ne? Katı besinle beslenmeye başladı mı oyuncu? Çünkü böyle bir işareti işaret var ya Tam olarak haberinde. başlamadı. Ben de cumartesi haberini yaptığım için. E, Derbi de oynar mı bir de bunu da sorayım. Biraz riskli. Özel bir maskeli oynama durumu var ama. Kendimi e, iyi hissediyorum demiş hocasına. Fenerbahçe derbisini oynamak istiyorum. Şöyle bir durum var. Fatih Hoca'nın Elinde e, Çiğdem 14 tane yabancı var. Şimdi bu 14 yabancıdan statü gereği, kural gereği ikisini tribüne çıkaracak. Şimdi acaba yani soru işaretleriyle dolu bir belhamdaki henüz e, durumu belli değil. Ama oynamak istediğini, hazır duruma geleceğini zaten biliyoruz. Şimdi iki tane türbüne çıkacak oyuncu var. Hangi ikisi türbüne çıkar? Bence Galatasaray'da temel problem bu. Genelde bu tür durumlarda tam olarak hazır olmayan, işte gözüken oyuncular bekletiliyor. Yani onlar çok acil ihtiyaç değilse onlar tercih ediliyor. Ee, ben hani şu an baktığımda e, Belhanda'nın henüz e, oynayabilecek şeyi verdiğini düşünmüyorum. Yani en azından Galatasaray teknik o riske girer mi? çok emin değilim. Ama birkaç gün daha bekleyip göreceğiz. Yani idman performansı da burada önemli. Evet. Ama oynaması durumunda maske takacağını belirtelim. Peki az bir vaktimiz kaldı. Kapatacağız. Derbi hangi takım kazanacak? Bu soruya şimdiden yanıt aramaya başladık. Son bir başlıkta foto maçtan gelsin. 9. sayfa Fenerbahçe'ye dair. Şöyle bir istatistik paylaşacağım. Bu bölümde ağırlıklı rakamlardan gittik Nevzat. Ligde Fenerbahçe Galatasaray 5 yıldır yenilmiyor. 9 derbinin 3'ü kazanılmış. 6'sı berabere bitmiş. Bak son 9 Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonuçları skorlara e, çıkartılmış. Yani az bir vaktimiz var. Skor tahminin var mı? Yani iki takım oyuna nasıl baş başlayacak? Mesela Fenerbahçe'nin stratejisiyle ilgili bir haber de var aynı rakamların altında. Sakin kal, akıllı oyna. Bu mu olmalı şifre? E, Galatasaray için Türk Telekom'da sakin kalamayacağını söyleyebilirim. Galatasaray da. iştahlı oynar. <laughs> e, i̇ştahlı oynayacağını. E, bu haftaya kadar geçen sürenin unutulup unutturulacak bir performansın sergileneceğini ki bunu Sıcağız Şahin'e Levent Şahin de açıklamıştı <laughs> yardımcı hoca. E, o gün bambaşka bir maç izleyeceğiz. Yani bu tabii sadece Fener, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dışında İki cami arasında son dönemde yaşanan polemiklerin de bu maça ayrı bir hava katacağını daha da gergin bir ortamda ki genelde Galatasaray maçlarında Türk Telekom'daki maçlar öncesi daha dostluk mesajları verilirdi ama bu kez tam tersi oldu. Ee, Gerilimli, gergin bir maç olacak ee, ve Fatih Terim kulübede olmayacak. Şimdi Fatih Terim kulübede olmayacak maçlardaki performansı da Galatasaray'ın pek parlak değil. Ee, ama Galatasaray'ın kağıt üzerinde kadrosu çok önemli, çok iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe 5 haftalık performansıyla daha iştahlı görünüyor. Hı hı. Çok mu iyi oynuyor. Ben abartıldığını düşünüyorum. Çok iyi oynamıyor ama Fenerbahçe çok istiyor. Bu bence istemek de önemli. Yani e, henüz saçlar yerine oturmadan iştahlı olarak belli sonuçlar almak da önemli. Galatasaray'da henüz o iştahı görmüyoruz. Biraz doymuşluk var. Bak Galatasaray'ın bir problemi nedir biliyor musun? Galatasaray çok yıldızlardan kurulu bir takım kurdu ve de bu takım iki senedir şampiyon. Genelde iki sene şampiyon olan takımlarda bir doymuşluk olur. Tabii birçok transfer var. Buna karşı bazı önlemler alındı ama yine de hem taraftarda hem camiada böyle bir e, yorgunluk e, duygusu belirebilir. Bence Galatasaray'ın temel problemi bu. Fiziksel olarak Fenerbahçe'nin daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ki genelde Ersun Yanal takımları öyledir. Sezon başlangıçları iyidir. Galatasaray biraz daha zaman geçtikçe form tutabilecek bir takım görüntüsünde. E, şu an e, belki İbre Fenerbahçe gibi gözükebilir ama Türk Telekom Stadı ve e, Galatasaray'ın bu maça olan motivasyonu hı hı. E, Galatasaray açısından da bu maçı daha değerli hale getirebilir. Paris öncesi olması da e, Galatasaray'ın handikapı olacak. Peki son 30 saniyemiz var. Ekranlarda da bir istatistik var. Aslında senin söylediklerinde destekleyen bir istatistik. İşte maç sayıları İki takımda galibiyet sayıları, beraberlik, attıkları goller. Ya bu hafta şu an istatistik, bütün istatistiklerde Fenerbahçe önde. Kabul edelim. İşte ceza sahası orta, isabetli şut vesaire. Bütün hepsinde Fenerbahçe önde. Ama işte derbi maçların havası evet, çok farklı tabii. oluyor. Nokta Kalede yok. de ama e, Fenerbahçe açısından performansını merakla beklediğimiz tabii bir 6 ay olacak. Ağzına sağlık Nevzat. Rica Çok ederim. keyifli geçti yine yayınımız. Yeniden bekleriz seni Sabah Spor'un. Her zaman. Ee, bugün biz Sabah Spor'un 1947 spor olaylarıyla noktalıyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde bir kez daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.